Merhaba arkadaşlar, bugün de sizlere Samsung cep telefonlarında Google hesap sorununun çözümünü anlatacağım. 2020 Temmuz ayının son günlerindeyiz. Daha önceki çözüm yollarını Samsung Android sistemleri tamamen kapatıyor arkadaşlar. Bugün size en güncel yöntemi anlatacağım. Kısa ve öz olarak. Şu ekrana geldiğimizde bizden wireless ağını bağlanmamızı istiyor arkadaşlar. Wireless ağıma ben bağladım. Daha sonra şu mor yazan yere tıklıyorsunuz. Network yazan yere de tıklıyorsunuz. Şuraya bir şeyler yazın arkadaşlar. Daha sonra şunun hepsini seçip assist yazan yere tıklıyoruz. Şu açılıyor. Buraya Chrome yazıyorsunuz. Şuradaki Chrome'u açıyorsunuz. Chrome'da arayacağımız şey Google Account Manager 61601 yazan yer arkadaşlar. ...601 account'ını yüklememiz lazım arkadaşlar. Buradan hangi siteden bulabiliriz? Şu siteden arkadaşlar. Şu. Tıkladım. Şu APK Pur yazan site olacak arkadaşlar. Başka sitelerde sıkıntı olmuyor. Şu olay gelirse okey diyorsunuz. Birinci programımız indi. Yine arama yerine Quick Short Maker yazıyorsunuz. Quick Short Maker da şu siteden Quick Short Maker and Up to Down indiriyorsunuz. Şurada bir yerde olacaktı. Şuna tıkladık. Şuradaki yine download diyorsunuz. Download'dan sonra open diyorsunuz. Chrome açtık. İki program yükledik. Bir tanesi şu, bir tanesi şu. Önce Account Manager'ı yüklüyorsunuz. Settings'ten şuna tıklayın. İzin verin. Install deyin. Birinci programımız yüklendi. Done dedik. Sonra Quick Short Maker yüklüyorsunuz. Yine settings'ten bilinmeyen aygıtlar kaynaklara izin ver diyorsunuz. Install diyorsunuz. Daha sonra open diyoruz. Şu arama yerine Google. Google Account Manager dedikten sonra Your Name, Your Photo, Captcha, E-mail and Password. Arkadaşlar bu e-mail ve password'un gelebilmesi için az önceki şeyi yüklemeniz lazım arkadaşlar. Şu indirdiğiniz dosyaların içindeki şu şeyin Google Account Manager'ın şu versiyonun yüklü olması lazım. Eğer ki burada siz o e-mailin ismi ve password yazan yeri göremiyorsanız o Google Account Manager'ı yükleyememişsinizdir. Onun için ona dikkat edin. Çoğu arkadaş ondan muzdarip. Google Account Manager'dan E-mail and Password diyoruz. Try diyoruz. Bize yeni bir password girmemizi istiyor. Fark etmez. Şuradaki 3 nokta işaretine tıklayıp Browser Signing diyoruz. OK dedik. Bir e-mail adresi yazalım arkadaşlar buraya. Kullandığımız bir e-mail adresi olabilir.
E-mail ve şifremi girdikten sonra arkadaşlar otomatik bu ekrana geri geliyorum. Bu ekranda da ne yapıyorum? Sadece şu tuşa basıyorum. Ve restart diyorum. Telefonumuzu yeniden başladıktan sonra PIN kodumuzu bir girelim. Yeniden başladı telefonumuz. Şöyle. Start dedim. Telefonum bağlı. Ailesi. Kullanıcı adı, sözleşmesini kabul ettim. Bakalım doğrulamaya geçecek mi bu sefer? Evet, daha önceden kullanıcı adı ve mail eklediğim için, mevcut bir mail adresi eklediğim için az önce direkt ekli olduğunu söyleyerekten bu ekranı geçtik. Normalde bu ekranda sizden eski mailinizi istiyordu. Bu şekilde geçebilirsiniz arkadaşlar. Kolaylıkla, çok basit bir şekilde. Sanki yeni bir network eklediğiniz yerden arama yapıp, Chrome'u açıp, bir tane Google Account Manager yüklüyorsunuz. Ardından bir QuickShot Maker isimli bir yazılım yüklüyorsunuz. Daha sonra QuickShot Maker'da Google Account hesaplarından bir e-mail açıp, bir e-mail, mevcut bir e-mail adresi ve şifre ekledikten sonra bir telefonu yeniden başlatıp bu ekrandan kolaylıkla geçebilirsiniz. Ekranımız açılmaya devam ediyor. Şimdi bu ekrana geldi arkadaşlar. Bu ekranda da daha önceki girdiğim mailin hazır olduğunu ve daha farklı bir maile girmek istediğimizi soruyor. Hayır diyorum ben. Şurada not, not dedim. İşaretimi bir pin kodu veya açılış, klasik açılış şeyleri bunlar. Bunları da size bırakıyorum artık. Yapacaklarınız bu kadar. Kolay gelsin. Basit bir yöntem arkadaşlar. Zor bir yöntem değil. Herkese kolay gelsin.